Hemen dedim onu kliniğe götürelim, alalım, barınağa göndermeyelim. Bir ilan açalım, bir şansını deneyelim dedik. Bana fotoğrafları gönderdiğinde baktım farklı bir köpek. Ama kadın kendisi de söyledi. Tamam dedi bu köpek ama dedi çok değişik bir köpek dedi. Nasıl bir köpek cinsini ben dedi bilemedim dedi. Kliniğe gitti. Gerçekten değişik bir köpek. Oradaki veterinerlere sorduk. Buradan farklı veterinerlere sorduk. Herkes farklı bir şey dedi. Kimisi çakal melezi dedi, kimisi kurt melezi dedi. Tilki diyen olmadı. Genelde çakal ve kurt denildi bu hayvan için. Sahiplendirme yapamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Biz istiyoruz ki bunun hani yetkili kurumlar bunun gen tespitini yapsınlar. Kurt mu, çakal mı, zaten melez ama ne melezi olduğunu biz bilmek istiyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklardan yetkililer geldi. Ve onlar bunun çakal melezi olduğunu ama köpek kabul edilebileceğini yani köpeğe yaptığımız muameleyi aynı bu hayvana yapmamız gerektiğini söyledi. Ama diğer veterinerler hep çakal şeklinde söylüyorlar. Peki bu hayvan çakal hareketleri, çakal davranışları büyüdüğü zaman, gösterdiği zaman bu durum ne olacak? Onun için biz yetkililerden gen testi veya nasıl ne şekilde olacaksa onu bilemiyoruz. Bu hayvanın ne olduğuna karar verilmesini ve bu şekilde hayvanın akıbetini biz ona göre değerlendirmek istiyoruz. Yani geleceğini diyelim. Çakalın ve kurtun biliyorsunuz normalde sahiplendirilmesi yasak. Bunlar yaban hayatının hayvanları. Bunları doğaya ama bu hayvan şimdi doğada da çok yaşayabileceğini sanmıyorum. Onun için artık bir hayvanat bahçesi mi olur ne olur. Bunun için işte kesinlikle ne olacaksa gen testi veya artık bilir kişiler, uzmanlar bunun hangi hayvan olduğuna karar vermeli. Bu hayvan en işlek bir caddede şaşkın şaşkın dolanırken bulundu ve kesinlikle belli ki artık bir kırmalık var bunda. Bunun şehir merkezinde ne işi var? Dağ bayıra kısırlaştırılmadan atılan yaban hayatına atılan köpekler farklı hayvanlarla çiftleşerek bu sonuçlara sebep oluyorlar. Mutlaka bunun kardeşleri de vardır. Bu tek değildir yani. Bir tek buraya gelmedi bu. Bir yerde bunun kardeşleri de var. Onlar bulunursa ne olacak? Bir anlık, bir aylık bir kurtuluş yapıyoruz. Bir aylık o hayvanlardan kurtuluyoruz. Ama sonuçlarına bakın. Elim bunu. Büyünce mi? Yavru tamamen kafa yapısı ve kuyruk yapısı itibariyle çakal görünümünde zaten. Dolayısıyla genetik olarak illa %100 çakal geni mi taşıyor, patileri nasıldır diye bakmaya gerek yok. Yavruya direkt baktığınız zaman, bu işten anlayanlara da sorduğunuz zaman direkt mesela çakal yavrusu diyecektir buna. Dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yavrumuzu alıp rehabilite etmeli. Doğada çakallar, köpekler çiftleşme döneminde birbirleriyle melez olarak yavrular doğabilir. Bu gayet normaldir ama mevcut yavrumuza baktığımız zaman tamamen çakal yavrusu olarak tanımlıyoruz. Ve derhal ve ivedilikle yavrunun Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından rehabilite edilmesi lazım. Acaba kaç sisi yapıldı? Kaç tane çıktı? 27 mi?